Evet, değerli konuklar, tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifli ve verimli bir gün geçirmişsinizdir. Bugün ETS kapsamında 15 salonda 120'ye yakın değerli konuşmacı bizlerle birlikteydi. 20 marka ve kurum stand açarak ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Ve 1000'e yakın katılımcı zirvemizden faydalandı. Ayrıca etkinliğimizin gerçekleşmesinde değerli sponsorlarımız vardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tabii Bahçeşehir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin desteklerini de unutmamamız gerekiyor. Tabii bu güzel organizasyonun arkasında profesyonel ruhla çalışan bir öğrenci ve öğretmen ekibi var. Belki de ETZ'nin başarısı bu sinerjinin yarattığı ruhtan kaynaklanıyor da olabilir. Onlara teşekkür etmeden önce bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Eğitim Teknolojileri Zirvesi Öğrenci Akademisi programını programın yürütücüsü değerli hocamız Tufan Adıgüzel'den dinlemek istiyoruz. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Gazla geldik tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Çok kısa Öğrenci Akademisi'nden bahsedeceğim. Bu sene beklediğimizden biraz sönük geçti ama bu bir beklentiydi. Çünkü büyük beklentiler içinde değildik. Öğrenci Akademisi'ni neden kurduk? Aslında bu bir projeydi arkadaşlar. Proje niye yönelikti? Aslında belki BÖTE öğrencileri kurultayları bilir, BÖTE kurultaylarını. Hani her sene düzenlenen bir kurultay durumu söz konusu. Benim en çok nefret ettiğim şeylerden biri de her üniversite hangi üniversitede düzenleniyorsa o üniversiteye göre kurultayın kriterleri değişiyor. Şimdi bu öğrenci için aslında doğru bir şey değil, alan için de doğru bir şey değil. Bizim alana yönelik bir proje gereksinimi söz konusu. Bu da ne olabilir? Yurt dışından da böyle bir ilham olarak bir job market dediğimiz bir olay vardır. Daha çok ekonomicilerin doktora seviyesinde gidip hocalarla veya sektörle bir araya geldiği konferanslarda bir toplantı süreci diye söyleyelim. Bunu biz BÖTE'ye nasıl yansıtırız? Çünkü bu ileriye yönelik bir proje. Niye ileriye yönelik? Biz burada öyle bir proje gereksinimi oluşturalım ki ileride BÖTE bölümünde proje üretirken artık bu kriterler de söz konusu olsun. Hangi kriterler? Buraya gelip öğrenciler bir proje hazırladıklarında bu projenin gerçekten sektöre aynı zamanda eğitim ortamlarına ihtiyaçlarına yönelik olması noktası ve projenin gerçekten uygulamaya yönelik ve biraz da formatif değerlendirmesi olması bizim için en önemli gereksinimlerden bir tanesiydi. Bu sene bir 15 ya da 20 bir başvuru aldık ama ileride bunun artacağını düşünüyoruz. Katılım noktasında da ufaktan belki bir sönük geçti öğrencilerimize destek olma noktasında ama ileriye yönelik aktivite. Dediğim gibi ben bir proje ürettiğimde şahsım adına bunu 5 ya da 10 senelik olarak düşündüğüm için bu sene böyle bir balon gibi şişme zaten beklemiyorduk. Bu benim klasik haklarımdan bir tanesi. Yani bu sene beklentimiz biz bunu başarıyla yerine getirebiliyor muyuz? Öğrencilere beklentilerimizin ne olduğunu gösterelim. Gelecek sene böyle bir başvuru süreci aldığımızda onlar da görecekler ki sektöre yönelik ve eğitime yönelik projeler nasıl geliştirilebilir? Uygulama sürecinde onları ve sunum sürecinde karşı tarafta bir araya getirme durumu. Öğrenci Akademisi'nin aslında arka tarafındaki proje bu. Bu önümüzdeki sene daha başarılı olacak diye umut ediyorum. Hocam çok güzel. Teşekkür ederim. Peki, zannediyorum Öğrenci Akademisi'ne dereceye giren arkadaşlarımız var. Bunların ödüllerini takdim edeceğiz. Evet. 3 kişilik bir finalist grubumuz var. Öncelikle ben ödülü açıklayayım. İsterseniz kazananlar size çünkü size kazananlar açıklayın. Üçüncülük ödülünü alan projemizin ödülü Globet firmamızdan 60 saatlik online okuma platformu hediyesi kim almış hocam? Evet, şimdi yalnız orada bir ufak parantez açıyorum ama kısa olacak. Ben bu değerlendirme sürecine Bahçeşehir projelerini katmadım. Çünkü hani yürütücüsü olarak ben Bahçeşehir'liyim. Bahçeşehir bu aktiviteyi gerçekleştiren bir kurum. O yüzden Bahçeşehir'den 2 ya da 3 proje vardı hatırladığım kadarıyla. Katmadım. Bu şu demek değildir ki onlar bu dereceye giremezler. Girebilirlerdi ama biz değerlendirmeye almadığımız için onlar da bu şekilde alınmasınlar, darılmasınlar. Üçüncü
üçüncü e-öğrencim projesiyle İlkay İlhan ve Seda Çelik var. Evet, Mehmet Emre Altınbaş. Burada mı kendisi? Burada mı arkadaşımız? Evet, tanıyan varsa belki söyleyebilir. Söyleriz, kendisine ilgisini takdir ederiz. Evet, Mehmet Emre Altınbaş, Virtual Conversation Methods diye geçiyor projesinin ismi. Bir de burada projeleri değerlendirirken bütüncül biz sadece uygulamaya bakmadık, geliştirdikleri teknolojiler var. Proje gerçekten nasıl gönderilir? Süreçleri gerçekten uygulayabilir mi, bilmişler mi? Bu bilimsel kısma da baktık. O yüzden değerlendirme sonucu olarak da diğer arkadaşlara söyleyelim. Evet, birincilik ödülümüz ise yine sponsorumuz British Plus Akademi'nin İngilizce kursu, Pamus'un İngilizce kursu. Kim almış hocam? Evet, ödülü? Bu Mac English diye bir proje ismi. Tuğba'nın Dalkıran, Selen Gönlü, Mükemmel'e...